Resulullah diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, ümmetimin akıbeti hususunda en çok korktuğum kimseler, dili ile bilgili edebiyatçı münafıklardır. Böyle laf yapacak, çok konuşan, geveze, bilmiş, böyle ukala, zübbe, herkese akıl veren, hiçbir şeyi beğenmeyen. Mesela Kur'an göstertiliyor, Kur'an'ı beğenmiyor ama sırf ahlaksızlık olsun diye. Ölçüyor, biçiyor, ölçüyor, biçiyor. En sonunda Kur'an'ın insan yapısı olduğunu iddia ediyor. 19 mucizesiyle karşılaşmasına rağmen. Hasetinden, kıskançlığından ve ahlaksızlığından. O devrin işte edebiyatçı bilmiş, ukala ve zübbesi o. Müddessir suresinde belirtilen adam. Hiç kimseyi beğenmez onlar. Hiçbir şeyi beğenmez. Ne eşyayı, ne canlı, hiçbir şeyi. Böyle hani dobra adam mantığında konuşur. Ama densiz, münasebetsiz, langur lungur böyle öküz gibi adamlardır. Ağzına ne gelirse söyler. Yani mahsur mu olur, yanlış mı olur, ayıp mı olur, çirkin mi olur? Ya doğru söylüyor mu, doğru söylemiyor mu? Münafık için hiç önemli değil. Münafık nefsine ters gelen bir şey oldu mu, hayvan gibi hemen pisliğini dökmeye başlar. Ya onu çıkarla çatışması yeterli. Yani kendi o şeytani ruhuyla çatışması yeterlidir. Hemen pisliğini dökmeye başlar. Mümin öyle değildir. Her şeyde hayır arar. Her şeye hayır gözüyle bakar. Hayırla değerlendirir.